Efendim, Wow televizyonundan herkese merhaba. Hadis iklimi programıyla karşınızdayız. Bu hafta sünnetle ilgili bazı meseleleri konuşacağız. Şu anda yanımda kıymetli konuğumuz Mustafa Akgül hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımız hayırlara vesile olsun. Amin inşallah hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Allah'a şükür. Allah bugünümüzü aratmasın. Daha iyileri nasip eylesin. Amin amin. Allah razı olsun hocam. Hocam geçen hafta Hadisi konuştuk, sünneti konuştuk. Hadis ve sünnetin dinimizdeki yerine temas ettik. Evet. Bu haftada sünnetle alakalı bazı meseleleri sizinle birlikte işlemek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Bu arada ben izleyicilere bir açıklama yapmak istiyorum. Tabii. Programımız henüz yeni. Biz geçen hafta sünnetin öneminden bahsettik. Bu hafta da bahsettik. Belki önümüzdeki haftada bahsederiz. Ama seyircilerimiz zannetmesin ki bu program hep böyle sünnetin önemi, sünnetin dindeki yeri, sünnet nedir bağlayıcıdır, sünnet ne kadar önemlidir bu soruların cevabı ile gitmeyecek. Ancak tahribat çok geniş alana yayıldığı için Maalesef. biz de bazı konuları tekrarlamak mecburiyetini hissediyoruz. Lüzumuna inanıyoruz. Yoksa işin iki cümlelik özeti var tahribatın özeti hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyeyi ve peygamberimizi devre dışı bırakmak. Hz. Muhammed'siz, sünnet-i seniyyesiz bir İslam. Bu abesle iştigaldir. Bu anormal bir şeydir. Ve bunu söyleyen, inanarak söylüyorsa kendisi dinden çıkar. Başkalarını da inandırıyorsa onların da dinden çıkmasına sebep olur. Vesile olur, evet. Ha, bunun tedavisi veya alternatifi, ilacı, panzehiri de özeti kolay. Sünnetsiz İslam olmaz. Hz. Muhammed'siz İslam olmaz. Kur'an Allah'ın kelamı başımız tacı ama Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz de ancak sünneti seniyye ile mümkündür. İkisi birbirinden ayrılmaz. Hiç ayrılmaz iki evet. bütündür. Üstad Necip Fazıl Efendimiz'e hitaben diyor ki Abdülhamit Bey. Senin bana inandırdığın, beni de sana inandıran Allah'a hamdolsun. Senin güzel. bana inandırdığın, iyi ki bana Allah'ımı anlattın. Biz Allah'ımızı bile peygamberimiz vasıtasıyla tanıyoruz ya. Durup dururken bize vahiy gelmedi ya. Bir de iyi ki diyor Allah beni de sana inandırdı, seni sevdirdi. Ya ben sana inanmasaydım Allah'ımı kabul ettim. Tamam deseydin de sana inanmasam halim ne olurdu? bugün parantezi deizm denen bir bu ya fantazya o. O mantıklı bir şey de değil, izahı da yok. Allah varsa bana bir mesaj göndermesi lazım. Benden bir şeyler istemesi lazım. Ben, bana bazı şeyleri yasaklaması lazım çünkü beni çok seviyor. E Allah var ama peygamber yok, emir yok, yasak yok, hiçbir şey yok. Bildiğim gibi yaşayayım. Bu bir e, şark kurnazlığı aslında. Çıkmaz bize bir. İlhak evet. Batı'nın bize vermiş olduğu Empoze bir... Empoze ettiği bir şey. Zehir. Batı'daki doğudakine de ben şark kurnazlı diyorum buna. Çünkü Allah'ı kabul edeyim, o bana bir cennet hazırlasın. <laughs> Ama ben ne ibadet kabul edeyim, ne peygamber kabul edeyim, ne günah kabul edeyim. Bildiğim gibi yaşayayım. Sınırsız özgürlük. Kolay yoldan da cenneti kazanmak. Cennete, o cenneti hazırlasın Tabii. diyor. Şimdi... Geçen hafta öneminden bahsederken birçok ayet okuduk evet Abdülhamit Bey. İzleyicilerimiz de dinlemişlerdir ve inşallah bir kısım notlar da almışlardır. Fakat bir ayeti kerime var ki onu herhalde vakit bulamadık. Cenab-ı Allah buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ Allah'a inanıp ahiret gününe kavuşacağını da kabul eden insanlar için bu ne demek? Bunu niye söylüyor Cenab-ı Allah? Ya biz hepimiz bunları kabul edin. Allah'a inanıyorsanız, ahirete de inanıyorsanız diyor peygamber sizin için örnek olarak gönderilmiştir. Laf olsun diye gönderilmedi. Postacı olarak gönderilmedi. Gelen kitabı bırakıp kendisi bir tarafa çekilmek için gönderilmedi diyor. Bir. İki örnek ve kelimesini seçmesi Cenab-ı Allah'ın çok orijinal, çok önemli ve hikmeti havi bir durum. Ben ne, sizden, demek hocam, üsve, üsve evet, ne demek hocam üsve? Üsve ne demek hocam? Üsve, kelime olarak örnek. Örnek alınacak şahıs, ölçü. Ben bugün kitabirleri çok sevmiyorum ama rol model dedikleri şey. Biz gençlerde daha çok bu top, kelimelerle top biliyor. <laughs> evet. Onları biliyor. Onların hatırına biz bu kelimeleri kullanıyoruz da onlar bizim hatırımıza asli kelimeleri öğrenmiyorlar. Oysa ki manalar kelimelerle beraber gelir, kelimelerle beraber de gider Abdülhamit Bey. Dili muhafaza, dini muhafaza kadar önemlidir. Bu memlekete yapılan kötülüklerin en büyüklerinden birisi dil ve harf üzerinde yapılan oynamalardır dedik noktayı koyduk. Örnek deyince o kelimenin seçilmesinde hikmet var dedim. Orijinal dedim. Evet hocam. Bendeniz sizden şöyle bir kalem yapmanızı istersem bunu örnek olarak verirken bunu iyi incelemem lazım. Aman bir yerinde bir eksik olmasın, bir noksan olmasın, bir yanlış olmasın. Niye? Abdülhamit Bey'e verirken bunun aynısını istiyorum. Örnek olarak veriyorum. Eğer bunda bir yanlışlık olursa Abdülhamit Bey de bu yanlışı tekrarlayacak. Ben de ona desem ki şurayı niye yanlış yaptım? Verdiğin örnekte yanlış vardı. Onun için ben örneğin aynısını yaptım. Tabii bu silsile haline gidecek. Silsile yani. halinde gider. Hanımlar birbirlerine oya örnekler verirler. Evet eskiler. He, şimdi evet. şey yapmıyorlar değil mi? Oya Yok, yani babaannem anneannem yapardı zamanında. He, niye şimdi hazır var. Evet. Efendim. Hatta efendim. E, çeyizlerde de belki bulabiliriz bunlardan. Çeyizde o tarihi o sandıklar tarihi. <laughs> Abdülhamit Bey. Evet. Efendim birbirine oya örnek olarak verirken çok dikkat etmesi lazım. Çünkü verdiği örnekte yanlış varsa hata varsa o kişi yapacağı e, yeni e, o şeyde de oyada da o hatayı tekrarlar. Evet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu peygamberi ben size örnek olarak gönderdim derken ben onu mükemmel hale getirdim. Onda eksiklik yok, noksanlık yok. Ve inneke la ala azim. Sen en yüce bir ahlak üzeresin. Ve inneke ala sıratın müstakim. Doğru yoldasın. Rahat ol. Hani malum Efendimiz ya ben mi davette bir yanlışlık yapıyorum da bu Mekkelilerin hepsi niye inanmıyor diye kendi kendini helak ediyordu. Senin vazifen tebliğdir, sen doğru yoldasın, güzel ahlak üzeresin. Sende bir eksiklik yok. Seni örnek almayanlarda eksiklik var. Öyleyse bir, peygamber mükemmel örnek. İki, biz müminlerin görevi onu örnek olarak, hayatımıza ölçü olarak almak. Peki bu nasıl alınacak? Evet. Sünnetiyle alınacak, hadisiyle alınacak Abdullah Bey. Yoksa Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum ki iyi ki o gün fotoğraf yokmuş. Fotoğrafıyla alacak halimiz yok. Başka şeyle alacak halimiz yok. Biz onun ahlakını, davranışlarını hadislerle öğreniyoruz. Onun için sünnet bizim için çok önemli, vazgeçilmez bir unsur dedikten sonra hani bazen akılda kalan, kalacak cümleleri, slogan, evet, haline slogan cümleler. Getirmek lazım. Ümmet sünnetle vardır. Ümmet sünnetle yaşar. Yozlaşma da sünnetten ayrılmakla başlar. Ümmet sünnetle vardır. Sünnetle yaşar. Yozlaşma da sünnetten ayrılmakla başlar. Geçen haftaki sohbetimizde hatırlarsanız halat, halat birden kopulmaz. Evet, Kopturulmaz. Lif lif onun lifleri koparılırsa bir gün halat da kopar diye nakletmeye çalışmıştık. Bunu da Efendimizin 1400 sene önceden bugünü gördüğüne peygamber mucize. mucize. olarak değerlendirmemiz gerektiğini söylemiştik. Sünnetin terki aynı zamanda dinin terkini de beraberinde Aynen. getiriyor. Aynen. İki, iki daha dört. Bir Necmi abi var da diyor ki iki, iki dört eder çarp, ister çarp ister topla. <laughs> <laughs> dört de. Evet hocam. Şey on, ne olur e, mucize deyince başka mucizevi hadis-i şerif var. Belki gelecek ileride de. Bir gün diyor koltuğuna yaslanmış çok rahat insanlar size diyecekler ki Allah'ın kitabında ne varsa biz onu kabul ederiz. Onun dışındakileri kabul etmeyiz. Sakın bunlara iltifat etmeyin. Sanki bugünü biliyor peygamber, görmüş. ha Bu sadece bugünün hastalığı evet. da değil Abdülhamit. Her dönemde bu hastalıklar cergan etmiş. İslam gemisi diyelim zaman zaman bu dalgayla karşılaşmış. Ama Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki her defasında dalgayı kırmış, her defasında suyun üstünde kalmayı başarmış, her defasında asırlar ötesinden yüklendiği mesajı bir asır sonraya bir asır sonraya bir asır sonraya, bir asır sonraya taşımış ve elhamdülillah günümüze kadar başmış. gelmiş. Efendim söz sizin. Hocam Kur'an-ı Kerim'e biliyorsunuz Allah'ın kelamı. E, inanıp değişmediğine iman ediyoruz. Evet. 1400 seneden beri günümüze kadar tek bir harfi değişmeden günümüze kadar ulaştı. Ancak mezheplerin ayrılış sebeplerini de hatırlarsak işte sünnetin yorumlanma biçimi olarak dile getiriliyor. Çeşitli eylem farklılıkları yüzünden e, farklı yorumlanmış. Hal böyleyken hocam davranış olan sünnet Kur'an'a nasıl delil olabilir? Sünnetin verdiği destek Kur'an-ı Kerim için bir kıymet ifade ediyor mu? Efendim evvela çok büyük kıymet ifade eder bir. Peygamberin davranışları Kur'an'a nasıl delil? Cenab-ı Allah diyor ki ben size kitabı gönderdim. Bu kitabın nasıl uygulanacağını da peygamberden öğrenin deyince onun davranışlarının önemli olduğunu Cenab-ı Allah bize beyan etmiş oluyor. Geçen hafta birçok ayet okuduk. Evet. Davranış farklılıklarına gelince. Ben değerli izleyicilerimize yeni sayacağım bir şey söylemek istiyorum. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorum geçen hafta geçtiyse tekrar olsun. Bazı ayetleri bilerek kasıtla birden çok manaya gelecek şekilde göndermiş. Ta ki kullarım bunu anlamakta farklılık gösterirse, kıyamette ben onları azap etmeyeyim. Ya Rabbi senin ayetinde bu böyleydi, biz böyle anladık. Ama bunu herkesin anlayışı kadar çoğaltmamız doğru değil, kaos olur demiştik geçen hafta. Evet. Müştehitlerin anladığı. Bakın ayet-i kerime abdestle ilgili olan ayet-i kerimede ev lamestumun nisae buyurulmuş. Kadınlara dokunduğunuz zaman. Dokunma nedir? Bildiğimiz bir fiziki dokunma var. Bir de şehevi dokunma var. Hani bir insana falan kadınla ilişkisi var deyince bak başka mana anlaşılıyor. Değil mi? İlişkisi var yani mal aldı, mal sattı anlamında değil. Bak aynı kelime birçok manaya Türkçede de gelir beyaz kelimesinin altı ayrı manasının olduğunu e, bir tes eş te tespit etmiştik. Bey az, beyaz, beyaz gibi çok manalara geliyor. Niye Cenab-ı Allah onu seçiyor? Bir, birkaç manaya geldiğinde müçtehit iştihad ettiğinde bunlardan birine isabet etsin kendini ve tabilerini kurtarsın. Aynen durum öyle olduğu gibi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman farklı davranışlarda bulunmuş. Abdülhamid. Niye? Bazı davranışları ümmetimizin, ümmetimin bir kısmı delil olarak alsın, bazı davranışlarımız da başkası delil olarak alsın. Bir de davranış farklarındaki ana sebebi biz bilemiyoruz. Mesela Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe'ye dokunduğu zaman gidip abdestini tazelemiş. Bazı müştehitler diyor ki hanımına dokunduğu için tazeledi. Meşhur bir olay evet. zaten. Bazıları diyor ki yok belki de abdesti bozacak başka bir şey olduğu için tazeledi. İkisi de mümkün. Bu zıtları telif konusu var ya bazılarının sermayesi olmuş gibi. Hemen diyor ki bak bu bu böyle diyor bu böyle diyor hangisini ne yapacağız filan. Cenab-ı Allah bir ayeti kerimede sen sevdiklerini hidayete erdiremezsin diyor. Öbür tarafta sen hidayete erdiricinin ta kendisisin diyor. Ya kardeşim hemen zıtlık arayıp da haşa ve kella Allah'ın yanlışını bulma, peygamberin yanlışını bulmanın zevkini yaşamaya kalkacağına, Bunları nasıl telif ederim? Beraberce nasıl anlarım? Yani e, burada şimdi hocam e, iki zıtlığı bir araya getirip ortak bir mana mı aramamız lazım? Yoksa e, iki cümlenin de iki ayetin de hangi dönem ve olaylarda getirdiğin, getirildiğine indirildiğine mi bakmak lazım? Efendim nüzulü sebep veya evet, yani, vürudu, tabii çok vürudu sebep dediğimiz. Hadisler için vürudu sebep diyoruz. Niçin söylemiş Efendimiz? Hangi hadise üzerine söylemiş? Ayetler için nüzulü sebep diyoruz. Yorumlamada çok önemli. Fakat tek bağlayıcı değil. Geçen hafta da arz ettim. Nüzul sebebinin özel olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Vurut sebebinin de özel olması hükmün umumi olmasına mani değildir. Yani sünnetin bağlayıcılığı. Bağlayıcılığında efendim bu... E, Peygamberimize geldi birisi de bir fetva sordu. Peygamberimiz de yapman caizdir dedi veya değildir dedi. Bu sadece ona aittir denmez. Evet Ahmet'e söyledi, Mehmet'e söyledi ama o bütün ümmeti bağlayıcıdır. Buradaki farklılıklara hikmet gözüyle bakmak lazım. İki, telif etmek lazım. Telifi mümkün değil bizde. O zaman A müştehit bir manayı tercih edecek, B müştehit diğer manayı tercih edecek... Buradan da mezhepler oluşacak zaten. Mezhepler çatışma ihtilafı değil, rahmet ihtilafıdır. Bir. İki. Mecburidir, zorunludur. Çünkü yok efendim mezheplere ne gerek var diyen kardeşimiz ki az çok ehil ki bunu söylüyor. Peki kardeşim sen şu ayeti nasıl anlıyorsun? Ben o ayeti şöyle anlıyorum. İşte mezhep koydun ortaya. Görüş koydun ortaya. Eğer etrafına insanlar toplar bu görüşü benimserse bu da senin mezhebin olur. Ben bu mezhepleri reddedenlere diyorum ki yahu yeni bir mezhep kurun. Bütün ümmeti de peşinize toplayın. Ben ilk varanlardan biri olacağım. Ama ne olur şu mezhepleri yok etmeye kalkmayın. Yenisini kurmadan, ümmeti bir araya toplamadan, ilmi halinizi ortaya koymadan, yeni gelecek nesle neleri nakledeceğiz? Abdestin farzı kaç sen söyle bakalım kardeş i̇mam Şafii altı demiş, İmam-ı Azam 4 demiş. Tamam sana karşı göre kaç? Sekiz. Sekiz olduğunu bir anlat da ümmet bir kabul etsin ben de kabul edeyim. <laughs> Hocam Buyur. peki yani biz Hadi. mezhepleri Heh. dini e, güzel yaşamanın yolları olarak adlandırabilir miyiz? Yolları mi? ve kolaylığıdır. Kolaylığı yani dini güzel bir şekilde yaşamanın ve en kolay bir şekilde yaşamanın. Abdülhamit kardeşim sana teşekkür ediyorum. Benim önümü böyle aç. Rica <laughs> ederim. <laughs> Ayet ve hadis ilmi, Kur'an ve sünnet ilmi bizim bildiğimiz eczacılık ilmi gibidir. Orada her şey bulunur. Zehirli ilaç da vardır, efendim az zehirli vardır, hiç dokunmayan vardır, tansiyon için olanı vardır, bana yardımcı ol, kolesterol için olanı vardır. Fıkıh ilmi, yani mezheplerin sahası var ya, tıp ilmi gibidir. Tabibe varınca ne yapıyor? Sana bir reçete yazıyor. Gidince eczaneden tık diye sana lazım olan ilacı alıyorsun. Ya kardeşim benim ila derdimin çaresi ilacı eczanedeyse ben doktora niye gideyim? Gideyim oradan kendim seçeyim. Seçemezsin ve fayda yerine zarar verirsin. Mezhepler işi reçeteye dönüştürmüş müştehit imamların açtığı yollardır. Bizim onlara teşekkür borçlarımız var. Yaşamamızı kolaylaştırıyor. Gelecek neslimize dinimizi anlatmamızı nakletmemizi kolaylaştırıyor. Allah onlardan razı olsun derler. Amin amin İnşallah. inşallah. Peki sünnetin e, mezhepler konusundaki etkisini daha demin ifade ettik. Evet. Kitapta olmayan yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir hüküm Hı. bir sünnetin belirlemesi Kur'an-ı Kerim'e muhalefet anlamına gelmiyor mu hocam bu seferde? Efendim çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de A, B, C hükümleri var. D hükmü yok. Eğer sünnet, eğer hadisi şerif bu A, B, C'yi de yok edecek şekilde geliyorsa zıt demektir. A, B, C'yi yok etmiyor. Onda olmayan bir şeyi ortaya koyuyorsa zıtlık değil. Tefsirdir, tekittir, açıklamadır, izahdır. Tefsir ve tekit. Evet. Efendim tekit. Cenab-ı Allah namazı kılın buyurmuş. Efendimiz de bünyel İslamu ala 5'in İslam beş temel üzerine kurulmuştur demiş. Bunlardan biri de namazdır demiş. Yani açıklama. Güçlendirme. Aynı bak açıklama değil. Aynı hükmü güçlendirme. Tekrar hmm. ile cenab Allah namazı kılın buyurmuş. Efendimiz es salatu imadu din hemen akameha akamet din ve men hedemeha hedemet din. Bak burada namazın nasıl olacağını anlatmıyor peygamberimiz. Anlatsa izah diyeceğiz. Ne diyor? Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim de namazı terk ederse dinin direğini yıkmış olur. Tekit diyoruz buna. Yani güçlendirme mevcut şey. Bir de ne var? Tefsir var. Nedir o? Cenab-ı Allah namazı kılın demiş ama nasıl, nasıl demiş? kılınacağını anlatmamış. Öğlen namazının rekatının dört olduğu, farzın dört olduğu da yok. Kur'an-ı Kerim'de sabahın iki, akşamın üç, yatsının dört olduğu da yok. En çok itirazı zaten bu konuda geliyor. Ve bizim sünnet savunmada en büyük kozumuz da bu. Abdülhamit Bey. Niye? Ya sünneti devre dışı bırakırsak, Kur'an bize yeter dersek namazı nasıl kılacağımızı bilemeyiz. Zekatı nasıl vereceğimizi bilemeyiz. Velillahi alennâse hacül beyt buyurulmuş. Hacca gitmek e, gücü yeten insanlar için Allah'ın bir hakkıdır. Tamam. Fakat tavaf nedir? Sahi nedir? Nerede başlar? Nerede biter? Kaç kere yapılır? Vakfe nedir? Şeytan taşlama. Bunların izahını biz sünnetten alıyoruz. Zekatı verin demiş. Hangi maldan? Yüzde kaç? Ne zaman? ne kadar tekrarlanacak, hangi mallar zekat tabi değildir. Bunların tamamının teferruatı sünnet-i seniyyede. Biz ona işte sünnetin tefsir ve beyan bölümü diyoruz. Allah'ın verdiği emri nasıl uygulanacağını gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'in kılavuzu. Kılavuzu. Şimdi orada işte sizin dediğiniz itiraz geliyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah açıklamamış da evet. peygamberin açıklaması ona zıtlık değil mi? Kardeşim peygamber çıksaydı da Allah namazı emrediyor ama kılmayın deseydi zıtlık olurdu. Nasıl kılacağımızı anlatıyor. Sonra da diyor ki ileride eğer bir kısım ihtilafa düşerseniz sallu kema raaytumuni usalli. Benim nasıl kıldığımı görüyorsanız hani siz de öyle kılın. Niye ya Resulallah? Çünkü Cibril Emin bana geldi öğretti. Kibriyeli Emin'in öğretmesi demek Allah'ın öğretmesi demektir. Diğer hadis-i şerifi hatırlıyoruz değil mi efendim? Eddebeni evet. Rabbi fe ahsene te'di. Beni Rabbim terbiye etti, beni Rabbim öğretti. En o ne güzel öğreticidir. Parantez için kısa bir hatıramı hem de e, seyircilerimizi dinlendirmek için arz edeyim. Sene 1970'lerde Kayseri Müftü Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bir genç geldi hocam bazı sorularım var dedi. Buyur evladım dedim. Dedi ki kitaplara bakıyoruz da bazı hadis-i şerifler dedi tıbbi tavsiyelerde bulunuyor bize. İşte tuzla başlayın tuzla bitirin misvak kullanın midenizin tamamını doldurmayın. Hurma. E, hurma tavsiye ediyor efendim. Hacamat. Peygamber dedi tıp fakültesini mi bitirmişti? <laughs> Anladım evladım dedim. Madem tıp diploması yoktu, tıp konusunda ne yok? Peygamberin öğreticisi Allah. Öğretmeni Allah olanın fakülteye ihtiyacı olmaz yavrum dedim. Hocam bu beni sarstı dedi. Öğretmeni Allah olanın fakülteye ihtiyacı olur mu? Olmaz. Fakültedeki profesörün de beynini yaratan o Allah. Hukuk profesörünün de ilmini veren Allah peygamberinin öğretimini kendi üzerine almış. Bazı kişiler Efendimizin ümmiliğini kabul etmese bile yani okuma yazma bilmeyi. bilmemezliğini kabul etmese bile Efendimiz okuma yazma bilmiyordu. İyi ki bilmiyordu. Çünkü bilseydi bize ayet diye getirdiklerini gitti birilerinden okudu bir kitaplardan okudu bir şey yaptı getiriyor bize Allah kelamı diye Tırnak içinde beni bağışlayın. Yutturuyor diyenler olacaktır. Kardeşim okuma yazması hiç yok. Bu zat öyle şeylerden bahsediyor ki 21. asır bile içinden çıkamıyor. Öyleyse bu ona ait olamaz. Bir yerden gelmiş. Kendinin okuması yazması yok. Gelen kelamın gerek vahyi metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in gerekse gayri metlu dediğimiz hadis-i şeriflerin kaynağının Allah olduğunu biz iki kere iki dört gibi inanıp kabul ediyoruz. İnanmayanlara diyoruz ki peygamberin okuması yazması yoktu. Bunları nasıl ortaya çıkarsın? Gizli bilgisayarı mı vardı? Kumların altında sakladığı bir şey mi vardı kardeşim? Hatta bir tespit çok hoşuma gitti. Eğer Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde dile getirdiği o yüksek hakikatları kendinden olarak ortaya koymuş olsaydı övünmek için bunlar benimdirdi. Hatta Kur'an ayetlerini bile kendisine mal etseydi o gün için kim ne diyecekti ki? Kimse bir şey diyemezdi. He gelin ben size bak namazı kılın namazı iyi bir şeydir Allah diyor demeden. Zekatı verin, insan adam öldürmeyin, gıybet etmeyin, zina etmeyin. Ben bunların hepsini kendimden söylüyorum diyebilirdi. Peygamberin derdi enaniyetini ortaya koymak değil. Kendi üstünlüğünü göstermek değil. Bak bilmişliğini ispat etmek değil. Beni Rabbim görevlendirdi. Ben Allah'ın elçisiyim kardeş. Elçiye zeval olmaz. Ben aldığımı naklediyorum, Naklederken biraz evvel işaret ettiğiniz bir harf veya noktasını eksiltmiyorum, artırmıyorum. Orada olmayan fakat bana başka yolla bildirilen bazı şeyleri de açıklıyor. Biraz evvel dediniz ki Kur'an'da olmayan bir şeyi sünnet ortaya korsa ona zıtlık olmaz mı? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmüş meyte diyoruz biz ona. Kesilmeden ölmüş hayvanın eti haramdır bu. Tamam. Horrimet aleykumul meytetu. Veddemu. Veddemu ve lahmun hanzir. Bu tarife baktığımızda Abdülhamit Bey bizim kesilmeden ölen balıkları yiyemememiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki kesilmeden ölen hayvanın eti haram. Peki yiyemez olsaydık illa kesmemiz gerekseydi hamsi nasıl kesilecek? Ayağını kim tutacaktı, boğazını kim bulacaktı, nasıl kesecekti? İşin esprisi bir yana. Sahabe-i kiram geldi Efendimiz'e dediler ki, Ya Resulallah, Cenab-ı Allah ölen hayvanın eti haram kılındı diyor. E biz bu balıkları kesmiyoruz ki, ölüyor. Efendimiz buyurdu ki, işte buna teşri diyoruz. Hüküm koyabilme yetkisi diyor. Teşri. Teşri. Deniz temizdir, ölüsü de temizdirdi. Mesela, bu Kur'an'a zıtlık değil ki. Ha. Bunu illa zıtlık diye e, zıtlık araba zevkine düşen zıtlık olarak da görebilir. Hani hurret aleykumul meyte diyor ya ölü sizin için ölmüş hayvanın eti Arap. Bak peygamber balı helal kıl. Ya aynı peygamber kesilmeden ölen koyunun etini helal kıldı mı? Kılmadı. Kesilmeden ölen devenin etini helal kıldı mı? Kılmadı. Öyleyse buradaki zıtlık, tezat değil. Kur'an'ın bir boşluğunu aramak değil. Orada izah edilmeyen bir hükmü beyan etmek. Kapalı bir şeyi ha. insanlar daha iyi anlasın, anlasın diye. Anlasın derken de bunu yeni hüküm koyduğu için teşrih ediyoruz. Efendim bir ayet-i kerime daha var. Cenab-ı Allah evlenmesi haram olan kişileri saymış anneleriniz, bacılarınız, yeğenleriniz. Bunların dışında kalanlar size helaldir demiş. Orada bir kadının halası ile aynı anda nikahlanmasının caiz olmadığı hükmü yok. Kız kardeşlerin beraberce aynı bir kişinin nikah altında bulunması yasak. Ama halasıyla yok. Efendimiz buyurmuş ki halasıyla da bir kadını bir nikahta buluşturmak, aynı kişiye nikahlamak caiz değildir. Ondan sonra da ne olmuş? Süt emmekle haram olan kişiler neseben haram gibidir. Neseben yani soy, soy yoluyla, yoluyla. Ve ölçü şu Abdülhamit Bey. Soy olarak size kimler haramsa Süt emince de, emme emzirme olunca da onlar haram. Bakın bunlar haram deyince burada toplumumuzun bilmediği bir şey var. Bir çocuk bir hanımdan süt emdiği zaman onun süt çocuğu olduğunu herkes biliyor. O kadının bu çocuğun süt annesi olduğunu da herkes biliyor. Evet. Ama o kadının kocasının bu çocuğun süt babası olduğunu bilmiyorlar. Hmm. Bak, o kadının kocası bu çocuğun süt babası olur. Bitmedi. O kadının Erkek kardeşi bu çocuğun süt dayısı olur. O çocuğun, o, o kadının annesi bu çocuğun anneannesi olur. Yani sadece anneyle sınırlı kalmıyor. Sadece anneyle değil. O kadından doğsaydı kimler kendine haram olur idiyse, kimler kendine nasıl akraba olur idiyse... Aynen emdiği zaman da onlar ona akraba olur, akraba kabul edilir ve evlenmesi yasak olur. Bizim e, sünnet konusunda yani Kur'an-ı Kerim'in açıklamadığı Allah konusunda Allah sünnetin açıklamış olmasının vermiş olduğu. Bir... Ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Evet. Bir cümleyi daha zikrederek geçelim. Süt kardeşliği konusunda emenin emzirene nefsi haram. Diyelim ki erkek çocuğu emzirdi değil mi bir kadın? O erkek çocuk nedir? Onunla evlenemez. Nefsi haram. Emzirenin emene nesli haram. Emziren kadının emen çocuğa bütün nesli haram. Çocuğu, çocuğunun çocuğu, çocuğunun çocuğu haram dedik. Hocam, Bütün bunları neden geldik size teşekkür ediyorum ki e, yani Kur'an-ı Kerim'in tefsir tabii. ve teşri yetkisinin olduğunu anlatmak için söyledim. Ve Kur'an-ı Kerim yani sünnet Kur'an-ı evet. Kerim'e hiçbir şekilde muhalefet değildir dedik. Ee, bununla birlikte şimdi sünnet ve hadisi her konuyla ele alıyoruz hocam. Evet. Ancak sünnet ve hadis dediğimiz mesele 1400 yıldan beri süre gelen bir tamam. ilim. Tamam. Hadis ve sünnetlerin aktarımında geçen hafta da konuştuk. Ne kadar titiz davranıldığını da bizlere söylemiş oldunuz. Evet. Fakat... Ben bir genç olarak bir de günümüz insanının zihniyle düşünmek istiyorum hocam. Tamam. Hafıza burada çok önemli rol oynuyor. Hepimiz e, insanız, unutabiliriz vesaire. İnsan dinlediği belki sahabe-i ve ondan sonraki gelenler dinlediği her şeyi unutmayabilir. Evet. Fakat aktarıla aktarıla gelen bir eylemin Hı. sahihliğine ve güzel. bozulmamışlığına nasıl iman edeceğiz? Güzel, güzel. Efendim, evvela geçen haftaki sohbette söyledik ki sahabe-i kiram peygamberimizi kulak misafir olarak dinlemiyordu. Gözünü ağzına dikiyor, başında kuş var da kaçacak gibi dikkatle dinliyordu dedik. İki, ya ben peygamberimizin şöyle dediğini öğrendim diyene kimden öğrendin? Ahmet. O kimden duymuş? Mehmet. Mehmet kimden duymuş Hasan'dan? Hasan kimden duymuş? Peygamberimizden deyinceye kadar, zincir peygambere kadar ulaşıncaya kadar sorgu devam ediyordu ve kayıtlara geçiyordu. an anfulanın, anfulanın hadis-i şeriflerde bir ilerleyen sohbetlerimizde, programlarımızda örnekler vereceğiz. İki, ama sizin sorunuz hala hayatiyetini sürdürüyor. Sahabi dediniz, dikkatle dinledi. Ama ondan sahabim, sonra... Evet, yani sahabe dedik, <laughs> sahabe pür dikkat dinliyor dedik. Dinledim. Peki ondan sonra tabi'in var tebe tabi'in var, alimler var, muhaddisler Hemen var. Tabi'in veya tebe tabi'ine geçerken kayıtlara geçti. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim nazil olmaya devam ederken hadislerin yazılmasını yasakladı Abdülhamit Bey. Kur'an'la karışmasın diye. Nüzül bitti. Efendimiz de irtihal etti. Kayıtlar başladı. Yazılar hmm. başladı. Bu bir. İki. Sizin bilip bilmediğinizi ben bilmiyorum. Ama bazı seyircilerimiz bilmiyor. İngiltere denen koca devletin 2018'e kadar yazılı anayasası yoktu. Abdülhamid. Bu çok önemli bir olay. Evet. Koca devlet şifahi anayasayla örf, adet, bu bizim anayasamıza aykırı. Bu bizim ülkemizin menfaatine aykırı. Bu bizim milletimizin vazgeçemeyeceği bir davranış diye. İngiltere 2018'e kadar anayasa anayasayla idare etti de. Hadis-i şerifler bir buçuk iki asır ileriye mi şifahi gidemedi? Üç. Gelmiş bir hadis-i şerif bize. Şu kadar da ravisi var asrımızın çok alim zanneden, kendisini Allame-i Cihan zanneden kişisi diyor ki, yok peygamber böyle söylemez. Kardeşim burada söyledi diyen şu kadar insan var veya az insan var. Onlar söyledi diyor. Sen söylemedi diyorsun. Sen söylemediğini nereden biliyorsun? Sen 1400 sene evveli atıfta bunlara peygamber böyle aklına göre hareket ediyor. Diyor ki peygamber böyle söylemez. Dur bakalım. Daha tehlikelisini söylüyorum. Benim inandığım peygamber böyle söylemez. Ya senin inandığın peygamber benim inandığım peygamber ayrımı bir. Peygamber söylediyse de ben kabul etmiyorum derse tamamen dinden çıkar. Bak benim inandığım peygamber böyle söylemez dese geliş yoluna itiraz ediyor demektir. Söylememiştir hmm. de insanlar söyledi diye naklediyor. Aradakileri yok sayıyor. Aradakileri yalanlıyor. Yok sayıyor, yalanlıyor. Fakat söylemiş olsa bile ben kabul etmem. Deyince insan dinden çıkar. Bir, iki, çok üzgünüm. Bazı zevat için kızıyor adam diyor ki, o Müslümansa ben Müslüman değilim. Diyor. Ya kardeşim bunu nasıl söylüyorsun? Adam gerçekten Müslümansa sen dinden çıkarsın. O Müslümansa ben Müslüman değilim. Ben burada asıl şuna e, parmak basmak istiyorum. İnsanlar ilk fedakarlığı dinden yapmaya alışıyorlar. Malumunuz bir Covid hastalığı e, Evet pandemi hala da devam ediyor. Devam da ediyor. Tedbirlere de riayet etmemiz lazım. Ramazanda da tedbirlere riayet etmemiz lazım. Biz bunu söylüyoruz. Hemen... Efendim camileri kapatalım gidilmesin. Tamam gidilmesin. Stada da gidilmesin. Diğer toplantılar da yapılmasın. Maalesef İngiltere Başbakanı parti düzenledi. Covid varken. İlk fedakarlık dinden yapılmaya alışılmış. Hayvanlarda biraz azlık veya hastalık sözünü kurban bu sene kesilmesin. Bir ara döviz kıtlığı vardı ülkemizde. Hacca bu sene gidilmesin. Kardeşim bu sene futbol müsabakaları iptal edilsin desek ya sen ne yapıyorsun bu koca lig iptal edilir mi? Koca hac ligden daha mı küçük geliyor sana? Ana konuya dönüyorum. Bir konuda ufak bir şey aklına yatmayınca hemen dinden, imandan, teslimiyetten fedakarlık yapılmaya kalkıyor. Burada da sünnetten tamamen. Ha, peygamber böyle söylemez. Benim bildiğim peygamber böyle söylemez. O söylediyse de ben kabul etmem. Eyvah, eyvah, eyvah. Halbuki peygambere o yetkiyi veren Allah'tır. Peygamberimizin buyurduğu da bizi bağlar dedikten sonra. Ee, bu heh. konuyu hocam bir e, hadisi şerifle anlatmak buyur gerekirse. Heh. Yani e, sünnetten bahsettik. Sünnetin e, eksiksiz bir şekilde senet ve metin çerçevesinde geldiğinden bahsettik. Evet. Müsaadeniz olursa. Buna rağmen bir, ilmi bir gerçek olarak söyleyelim. Zayıf, hasen hadis çeşitleri var. O hadislerin kendi arasındaki Onları çeşit. Konuşacağız hocam. Kendi çeşidi. bir de uydurma hadis var mı? Var. Olabilir kardeşim. Yeni bir o hadis uydurabilir. Evet. Ee, hocam. Hı. Şimdi e, an Ömer radıyallahu anh rivayet Hı. edildiğine göre yani Hazreti Ömer'den rivayet edildiğine göre bu Ömer bizim Ömer değil mi? Evet, Emirü'l-Müminin <laughs> olan Ömer. Evet. E, bizim Ömer hocam. Evet. E, zaten e, ekranda da seyircilerimiz göreceklerdir. E, Peygamber Efendimizden duyduğum e, şekilde diyor. Ha bak bak bak. İnnemel a'malu binniyat. Semiatu Rasulullah. Değil mi efendim? Evet yani İyi. Peygamber Efendimizden duyduğum şekilde. Ha evet. İnnemel a'malu binniyat. Eyvah. Ve inma li kulli imrin ma nava. Feman kanet hicretihu ila Allahi ve Resulihi fe <feyicretuhu ilallahi ve rasulih> evet. hicretuhu ila Allahi ve Rasuli. Evet. Ve men kanet hicretuhu li dunya yusibuha. Eyvah. Ev <feyem feyem feyem> imra'atun fe yankihuha. Fe hicretuhu ila ma hajara ileyh. Amma. Müttefakun aleyh denilmiş. <müttefakun, <aleyh> müttefakun aleyh hemen söyleyelim. <müttefakun aleyh> <müttefakun aleyh> söyleyelim. Sahih-i Buhari ile Sahih-i Müslim'de beraber bulunan hadislere müttefakun aleyh. <müttefakun> aleyh> Üzerinde ittifak sağlanmış demek. Bu ...hadis ilminde bir terim. Evet. Ee, Türkçe Heh. olarak söylemek gerekirse... ...diyor ki yapılan işler... ...niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını... ...niyetine göre alır. Hı hı. Kimin niyeti... ...Allah'a ve Resulüne varmak... ...onlara hicret etmekse... ...eline geçecek sevap da... ...Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Hı. Kim de... ...elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir. Hadi şerif mealini verdiniz. Allah evet. razı olsun. Hadis-i şerifin vürut sebebi Ya Resulallah Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin arasında bir hanımla evlenebilmek için hicret edenler de vardı. Onlar da hicret sevabı kazanırlar mı diye sorulmuştu efendimize. Hicret malumunuz manevi değerler için bakın geniş tutmamız lazım. Vatan, millet, din, iman, bayrak, ezan, Kur'an için maddi imkanları terk edip hatta mahrumiyete, sıkıntıya, zorluğa katlanarak bir yerden bir yere intikal etmeye hicret diyoruz. Diyor ki adam Mekke'de bıraktı bütün malını mülkünü o da geldi ama biz biliyoruz ki bir kadınla evlenmek için geldi. Efendimiz şimdi büyük levhayı açıyor. Bu olay üzerine olayı genele tabi tutup genişletip diyor ki kim buradaki Allah'a ve Resulüne kim Allah ve Resulünün rızasını kazanmak için hicret etmişse demektir. Yoksa Allah'a Resulüne Resulüne varmak mümkün ama Allah'a gitmek mümkün mü değil. Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmak için hicret ettiyse onun alacağı sevap odur. Peki. Kim de dünyalık menfaati, ya epey bir kafile gidiyor. Ben de bunlarla gidersem malımı satarım. Ya da devemi kiralarım, kiralarını alırım, buradan kazanç temin ederim. Ben de bunlara katılayım derse, onun elde edeceği de paradır. Dünyalıktır. Kim de ben bu kervana katılayım gideyim de falanca kadınla da evlenmeyi temin etmiş olayım. O da gidiyor, ben de gideyim bu buraya senin için geldim derim efendim ben de Allah rızası için hicret ettim derim o da beni sever imret. onun kazanacağı da o hocam şimdi bu hadis-i Hı. şerifi okuyunca bir genç olarak benim aklıma direkt gelen şu yani Hı. ben yaptığım eylemlerden sorumluyum Hı. bana ne niyetten yani niyet niye bağlayıcı oluyor ee, efendimiz peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu soruyu kökten halletmiş niyetül mu'mini Hayırın min amelihi. Müslümanın niyeti amelinden bile hayırlıdır. Niye? Anlatayım hikayeyi. Bu mesele tam anlaşılacak Abdülhamit Bey. Adamın biri yolda giderken bir dağ başında bir çeşmeye rastlamış. Hayvanını bağlayacak bir şey yok. Abdest alacak, namaz kılacak, yemek yiyecek. Demiş ki ya bu çok güzel çeşme ama bağlayacak bir şey yok. Şu ağaçtan demiş şey keseyim de dallar keseyim şuralara çakayım. Gelen giden hayvanını bağlasın. Yemeğini rahat yesin. Namazını rahat kılsın. Çak. Aradan birkaç gün geçmiş. Bir başka kişi gelmiş. Çeşmenin etrafında bu çakılmış kazıkları görünce ya ne güzel çeşme. Etrafı da yemyeşil çayır. Şu kazıkların burada ne işi var demiş ya. Gelenin gidenin ayağına takılır. Söküyüm de demiş kimseye zarar vermesin. Söküp atmış. İkisi de sevap kazanmış. Siz diyorsunuz ki asıl olan benim yaptığım, yani yaptığım iştir iş. diyorsunuz. Biri çaktı kazı öbürü söktü. Birbirine zıt iş yaptı. Nasıl oldu da ikisi de sevap kazandı? İkisinin de niyeti iyi de onun için. İnnel a'malu bin niyat. Yaptığın iş senin niyetine, hedefine, maksadına, iç dünyanındaki duygularına bağlı. Şimdi malumunuz Siyasiler önce bir iyiliği başkasına tavsiye ediyor. Karşıdaki bunu yapınca samimi değil diyor. Niyetini e, yargılıyor. Haklı eğer karşıdaki samimi değilse haklı. Diyor ki sen bunu böyle söylüyorsun ama bunu söylemekte samimi değilsin diyor. Bir insan samimi olmaz ise söylediği söz doğru olsa da kabul edilmez. Altını çizdik mi Abdülhamit Bey? Evet hocam son beş dakikamız. bu. Öyle arada. mi? Evet. Mesela şeytan insanlara der ki ya tevbe istiğfar ediyorsun günahı terk etmiyorsun. Oysa ki asıl tevbe günahı terk ederek yapılır. Sen boşuna da ağzından istiğfar etme. Ya Rabbi beni affet estağfurullah deme der. İmam Gazali diyor ki aklı başında olan Müslüman şeytana der ki söylediğin doğru ama niyetin yanlıştır. Söylediğin doğru. Hakikaten günahı o günahı terk ederek tevbe etmek lazım. Ama senin derdin benim dilimdeki istiğfarı da yok etmek. Onun için ben senin tuzağına düşmeyeceğim. Estağfurullah demeye devam ettiğim gibi günahı da terk ederek seni mahvedeceğim. Bunu yapana baba yiğit demek Mahcuc lazım hocam. Mahcub ederim baba yiğit. <laughs> Bunu yapamayıp da ya, hakikaten doğru söylüyor. Ben günahı terk etmediğime göre istiğfarda ya Rabbi beni affet de demeyim diyen işte şeytanın diyor aradığını bulduğu. Bu. Hocam o zaman sizin söylemenizden şu da ortaya çıkıyor öyle anladım bilmiyorum. Buyurun. Ben bir iş yaptığımda bu iş belki ibadet değil belki evet. normal yolda yürürken yani Allah rızası için yürüdüğüm zaman ya da efendime söyleyeyim bir işi yaparken için içine Allah rızasını kattığım zaman ben burada sevap kazanıyorum öyle mi doğru mu anlamışım? Büyük harflerle söyleyeyim mi Abdülhamit? Evet niyetle adetler ibadete dönüşür. Hmm. Niye? İyi niyetle ibadet niyetini koyduğun zaman normal yaptığın adet çoluk çocuğunla pikniğe gitmeni Allah rızası için yap ibadet olur. Evine ekmeği giderken götüreceksin kardeşim sen buna mükellef. Ya nereden başıma çıktı bunların da istekleri bitmiyor ki diye sokranarak götürürsen ibadet kazanmış olmazsın. Rabbim beni Hane halkımın rızkını temin için görevlendirdi. Bismillahirrahmanirrahim şu ekmeği Allah rızası için götüreyim. Aynı parayı verirsin, aynı masrafı yaparsın bir de ibadet yap. Peki daha demin söylemini ettiğiniz cümleleri evet. kurarsak e, günah işlemiş oluyor muyuz? Neyi mesela? Yani işte e, ekmek almaya gittik ama ya bu da benim işim mi? Efendime söyleyeyim. Yani nereden çıktı bu ekmek alma meselesi dersek? Bir kere kardan zarar ederiz. ibadet olmasını kaybederiz. İki. Bunu söylemeye devam edersek kalbimizde kararma olur. Hmm. Ve kötüye doğru gideriz. Bu innemela maalüb-i niyat ile ilgili bir başka şey söyleyeceğim de isterseniz hocam, haftaya, so, e, haftaya haftaya, bir haftaya sözün yani. başından buradan biraz başlayalım olur mu? E, yani e, son cümlelerinizi alabiliriz hocam. Şöyle, ben bendeniz Avrupa'ya zaman zaman konferansa giderim. Oradaki işçi kardeşlerimize diyorum ki ya doğru söyleyin siz buraya niye geldiniz? Biraz daha para kazanmak için gerçek bu. Ben traktörü alabileyim, öküzün sırtı peşinden kurtulayım. Ya kardeşim niyetinizi tasih edin. Cenab-ı Allah beni buraya Türk milletini ve İslam dinini tanıtmak için gönderdi. Kendime dikkat edeyim. Bu temsilde bir kusur yapmayayım. Başkalarının da Müslüman olmasına sebep olurum dersen Mekke'den Medine'ye ücret etmiş gibi sevap kazan. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Çok keyifli bir sohbet oldu. Güzel. Sağ olun. Efendim. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hafsa'ya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.